Günaydın Belgrad'da 3. günümüz. Hostel Home Sweet Home'dayız. Yeni uyandık, duş aldık. Bugün biraz keyif oldu bizim için. Saat kaç? 11 falan şu anda. 11. 12 gibi Novi Sad'a geçmeyi düşünüyoruz. 1 saat yol sürüyormuş trenle. Novi Sad'a geçmek için istasyona geldik. 3 saattir boş yere bekliyoruz çünkü ilk treni kaçırmışız. Bir de böyle bilet aldık. Hiçbir şey anlamadığımız bir bilet. Sadece ikinci perondan galiba. Neyse Türk arkadaşlar geldi. Onlar İngilizce biliyormuş biraz. Biraz derken bilmem yani bildiklerini söylediler. Onlarla beraber geçeceğiz. 3 saat boş boş oturduk ama yorulduk. Yoruluyoruz. Mostar'a gideceğimiz tren geldi. Trenle gideceğiz. Bir tane arkadaş edindik Türk. Onlarla beraber gideceğiz. Treni kaçırdık. 3 saattir, hatta toplamda 5 saattir buradayız. 2 saatlik yol gideceğiz. Ama 5 saatte gidemedik yine. Büyük bir zaman kaybı oldu bizim için. Yüzdener fark, bilet farkı dedik ama çok büyük bir fark değildi o. Zamandan çok kaybımız oldu. O yüzden üzgünüz biraz. Neyse şimdi gideceğiz. 2 saat orada güneşi batıracağız. Sonra geri döneceğiz. Şimdi tren hangi perondan kalkıyor ona bakalım bu sefer. Gerçi yine bulamıyoruz da. Bu sefer artık kaçırmayız diye tahmin ediyorum. Novi Sad'da inşallah Novi Sad'da da çekeceğim. Üzeri grafitilerle dolu bir tren var, bu değil ama. Artık okuma yazmayı kullanmaya başladık. Ah, anons gelecek şimdi. Böyle bir tren var. Keşke bu olsaymış. Bunlar fotoğraf çektiriyor orada. Bu sefer gideceğiz, Novi Sad bekle. Novi Sad tren istasyonuna geldik. Ama 1,5 saatimiz var. Muhtemelen sadece istasyonu görüp geri dönmek üzerinde kalacağız. İnşallah öyle bir şey olmaz. Buradan 4 numaralı otobüs gidiyormuş merkeze. 4 numaralı otobüsü bekliyoruz. Ama 1,5 saate hiçbir şey sığdıramayacakmışız gibi bir his var içimizde. Treni de yine kaçırabiliriz. Öyle de bir risk var. Çünkü İngilizce bilmiyorlar. Biz de bilmiyoruz da arkadaşlar biliyor, konuşuyorlar. Bir şekilde anlaşmaya çalışıyoruz. Anlaştığımızda da çok geç oluyor her şey için. İngilizce bilen birisini bulduğumuzda evet gitti tren diyor. O yüzden kötü. Hiç böyle planlamamıştık. Koşa koşa Novi Sad'ı geziyoruz şu anda. Bu arada yürümek isteyenler için Novi Sad tren garında indikten sonra dümdüz otobüslerin olduğu duraktan takip edip 3. aradan sola dönünce şehrin gezilebilecek yerlerine geliyor musunuz? Çok da yakında 20 dakika yürüme mesafesi ama biz koşa koşa gideceğimiz için belki 15 dakikada falan gideriz. Şu an hiç planladığımız gibi değil. Normalde burada bayağı zaman geçirmek istiyorduk ama istediğimiz gibi olmayacak. Bir de bu yolu geri yürüyeceğiz. Ya da otobüs olabilirsek otobüse bineceğiz. Muhtemelen treni kaçıracağız gibi. Bakalım. Kantin içerisinde böyle bir yer bulduk. Adını bilmiyorum. Ben de gidince bakacağım. Burada da bir tane heykel var. Svitozar Miletić. Böyle bir meydandayız. Zar zor, yorula yorula geldik. Devam, koşmaya devam. Gördüğüm kadarıyla her şey daha ucuz ve her şey daha güzel burada. Yani Belgrad'da 2-3 gün kalmak yerine Novi Sad'a kesinlikle uğranılması gerekiyor. Çünkü güzel bir yer ya. Yani ben beğendim. Bir şey göremedik çok fazla da her şey güzel gibi görünüyor. Yani kafeler olsun, barlar olsun daha Belgrad'daki caddeye göre daha güzel görünüyor. Sokak böyle bir yere çıktı. Güya güneşi batıracaktık. Gezecektik, tozacaktık. Treni falan kaçırınca işler karıştı. Tarihi yerler daha fazla var. Sokakta sanat Belgrad'da da vardı ama burada daha çeşitli olarak var. Daha çeşit var. Arkada birisi gitar çalıyor. Burada bu abimiz böyle bir müzik yapıyor mesela. Burada balon muhabbetini yapıyorlar. Bu öndeki balonlar değil, bu köpüklü balonlar. Yine bir heykel var burada. Şurada kilise mi? Artık ne olduğunu bilmiyorum ya. Atış artı falan var. O sokaktan sağa doğru döndük. Sokaklar birbirine benziyor ama gayet güzel.
Bilgi olmayınca bir şey de paylaşamıyorum. Buralara neyse müzik falan vesaire gezebildiğim kadarıyla göstermiş olurum en azından. Şöyle sokağa çekeyim o zaman. Nehri de bulduk. Ama kesin şu an nehrin çok alakasız bir yerindeyiz. Çünkü hiçbir şey yok. Yani çarşı okey çok güzeldi de. Burada bir şey yok. Kale meydan daha iyi burada. Şöyle. Böyle bir Atatürk Caddesi var. Atatürk Caddesi değil de. Bu kadar. Şimdi geri koşacağız. 8-10 geçe tren var. Şu an saat 7'yi 25 falan geçiyor. Bayağı koşacağız tekrar.